Mutlu günler sevgili Vizyon 58 izleyicilerimiz. Avrasya Hastanesi doktorları, kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ali Bayram, kalp hastalıklarının çeşitlilikleri hakkında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Ali Talay ise mevsim geçişlerindeki alerjik hastalıklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sağlıkla ilgili bilmediğimiz her şeyi değerli hocalarımızdan öğreniyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Ali Talay, mevsim geçişlerindeki alerjik hastalıklar hakkında bilgi verdi. Mevsim geçişlerinde özellikle kıştan bahara geçerken ve baharın belli aylarına kadar bu alerjik hastalıklar çok alevlenir. Alevlendiği zaman da çocuklar genelde beklenmedik bir dönemde hiçbir şey yok. Havalar güzel giderken arada bir soğuyor ve bir anda hapşırmaya başlıyor, öksürüyor. Özellikle gece öksürükleri çok artıyor ve şikayetleri geçmiyor. Yani bir ay içinde belki 4-5 kere doktora gidenler neden geçmiyor? Bunun çoğunun altındaki zeminde esasen çocuğun bünyesinde alerjik bir durumu var. Zaten daha önce belli olanlar biliyorsunuz. Onlar geldiği zaman alerjiniz alevlenmiştir. Ama bir grup var, daha önce hiçbir sorunu yok ama bu geçiş döneminde bunu görüyorsak o zaman mevsim geçişlerinde sizin alerjiniz tetikleniyor. O mevsimin geçtikten sonra ya da mevsimin ortasına doğru, örneğin ilkbahar ortasına şikayetleriniz geliyor. Bütün yaz boyu hiç şikayetiniz yok. Evet. Sonbahara doğru o dönemde daha çok alerjenler, virüsler dediğimiz devreye giriyor. Yani alerjenler sıralarsak toz, evdeki akarlar, yiyecekler, bir takım kedi, köpek tüyü, hayvan besliyorsak evlerde, özellikle parklardaki ağaç, bu polenler. Kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ali Bayram, kalp hastalıklarının çeşitlilikleri hakkında bilgi verdi. İşte duyarız, kalbinde delik vardı. İşte o deliği şimdi yeni sistem var. Balonla kapattılar ameliyatsız, yarmadan. Kalp ya da, kapakçı. Bu sağ ve sol kısım arasında delik oluyor. Bu kapakçıktan farklı. Nasıl işte oturma odası ile salon arasında hani soba borusu gibi böyle delir geçiriz ya oradan, öyle düşünün. Doğuştan önce olan, doğumdan sonra kapanması gereken o delik kapanmıyor, devam edebiliyor. Bunlar eskiden mutlaka ameliyat yapılırdı, yani önemli olursa eğer delik. Şimdi onlara şemsiye metodu dediğimiz metotla o delikler ameliyatsız anjiyo gibi girip kapatılabiliyor. Demek ki konjenital dediğimiz doğuştan kalp hastalıkları. Bir de kardiyomiyopat dediğimiz bir grup, o da çok ciddidir. Şimdi kalp kasının kalınlığı 1 santim civarında, işte 11 milim diyelim. Bazen bu çok kalın oluyor. 1,5 santim, 2 santim, 3 santim, 3 santimin üstünde. 2,5 santimin üzerinde olursa bu kalbin kalınlığı, bir portakalın kabuğu gibi düşünelim. O zaman ani ölüm oranı yüksek oluyor. Bazen de kalp genişliyor. Bu doğuştan genişleyebildiğimi bazı virüsler nedeniyle de ileride kalp genişliyor. Yani biz nezle olduğumuzu, grip olduğumuzu işte zannediyoruz. Burnumuz akıyor, tıskırıyoruz, öksürüyoruz. Halbuki aynı mikrop kalpte de bir arızaya sebep oluyor. Kalp kaslarını zayıflatıyor. Kalp nakline kadar giden bir süreci başlatabiliyor. Öte yandan 10-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası ile ilgili konferans düzenlendi. Olmak zorundadır. Bize hastalar nereden gelir? Servisten gelir, acilden gelir, poliklinikten gelir veya dış merkezden, anjiyosu olmayan bir yerden pozitif çıkan testler sonucunda bize